Aloha. Öncelikle size bir sürprizim var mı diyeyim, ne diyeyim? Ya şu çiçeğin güzelliğini görüyor musunuz? Burada mor güller bile var arkadaşlar. Şöyle netliyordur umarım. Süper. Hazırız. Aloha. Videomuzun konusu 283. Yani başlıkta yazdığı üzere eminim birçoğunuz hani 283 ne demek ya da neden öyle bir başlık koydum merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Size bir anımdan bahsetmek istiyorum ve bu anı benim için de öyle bir yer etti ki böyle birazcık travmatik de oldu açıkçası. Ve o zaman yani bu olayı yaşadığımda kendime söz vermiştim. Sizlerle de ileride hani oraya ulaşırsam paylaşacağıma dair ve o gün bugündür arkadaşlar. O yüzden de şimdi hazırsanız sizlerle ben bu anımı paylaşmak istiyorum. Olay aslında şöyle oluyor. Ben ilk YouTube'a başladığımda zaten hani bildiğiniz üzere öyle herhangi bir yarışmaya katılmadım ya da bir yerden hani kimse bilmiyordu beni. Hani sadece zaten önemli olan da hani aman insanlar beni bilsin falan değil. Bildiklerimi, işte deneyimlerimi, ne bileyim hayattan neden keyif alıyorsam onları sizlerle paylaşmaktı. Bir de benim için en önemli noktası zaten hani artık kamera arkasında kalmayıp yani hayatta da geri planda kalmayıp kendimi böyle kamera önüne koyabilmekti. Çünkü bunda sıkıntı yaşıyordum. Önce ben demekte biraz zorlanıyordum. Hep önce başkalarına önem veriyordum falan filan. Neyse ben YouTube macerama başladım. Sonrasında işte nasıl ilerleyecek, nasıl olacak falan böyle bayağı çekincelerim vardı. Çünkü hani biraz mükemmeliyetçi bir yapım var ve de aslında kafamda da ne istediğimi biliyorum ama oraya nasıl ulaşacağım ya da nasıl yapacağım onları tam bilmiyordum. Derken zaten hani bir arkadaşımın arkadaşıyla çalışmaya başladık. İşte çekimleri o yapıyordu. Zaten ilk videolarımı izliyorsanız görmüşsünüzdür. İlk böyle 3 ay mı? 2 ay, 3 ay falan o arkadaşla çalıştık. Edit o yapıyordu falan filan derken hiç unutmuyorum. Bir gün yine o kişiyi işte tanıştıran arkadaşım, yani o çekimi yapan kişiyle beni tanıştıran arkadaşıma yine danıştım. O çünkü bu işte medya sektöründeydi diyeyim. Bu arada ben de televizyon ve medya okudum ama Londra'da okudum. Burada da çok fazla bağlantım yok. Sadece setlerde biraz çalıştım. Oradan tanıdığım işte insanlar vardı. 283 abonem vardı YouTube'da ve o bana birini önerdi. Yani böyle bir reklam şirketi var dedi. Yanlış olmasın ama reklam şirketiydi orası diye hatırlıyorum ve Galata'daydı yerleri. Oraya bir git dedi, işte onlarla konuş, onlar sana destek olabilir dedi. Neyse ben çok sağ ol falan filan tabii ki de gittim. Orada yani olay zaten buradan itibaren başlıyor. Şimdi yani içinizde özgüven sıkıntısı yaşamayan insanlar eminim vardır ve gerçekten sizi kutluyorum. Ama ben hani böyle tamamen özgüvenli, böyle her şey muhteşem falan bir insan değilim. Hiçbir zaman olmadım. Hep öğreniyorum. Ve hele ki o zamanlarda yani daha birkaç ay olmuş ve 283 abone benim için çok değerli. Yani 283 kişi beni takip ediyor. Ben gerçekten bundan böyle mutluluk duyuyordum. Çünkü bebek adımları. Ve hani üzgün olduğum bir noktada yoktu. Yavaş yavaş ilerleyecek. Bir de zaten hani şeyi de biliyorum. İşte ne bileyim 1,5 sene öncesinden bahsediyorum. Şu an bir dakika neyse. Konudan konuya atlamadan direkt net olarak anlatacağım. Hani makyaj videoları çekmiyorum. Cilt bakım videoları çekmiyorum. Hani böyle daha psikolojik işte astroloji falan filan. Hani daha belki böyle çok fazla insana da hitap etmeyecek konuları ele alacağım için biraz yavaş ilerleyeceğimi de düşünüyordum. Derken ya olduğu gibi anlatıyorum şimdi, sizden saklamak istemiyorum. Orada beni işte kapıyı biri açtı, biri karşıladı, bir çocuk. Ve işte merhaba, hoş geldiniz falan filan, işte bilmem kim beyle görüşeceğim dedim. Böyle buyurun dedi, bekleyin dedi. Temmuz ayı falandı, bayağı sıcaktı hava, onu çok iyi hatırlıyorum. Bir de ben yelpaze taşırım, hani çok sıcak olduğunda böyle hep çantama atarım. Ve orada ben oturuyorum. Bu işte benim konuşacağım kişi 50 yaşlarında falan. O içeride işte onun gelmesini bekliyorum falan filan. Neyse orada bir çocuk geldi. İşte sen ne yapıyorsun? Biz sana nasıl yardımcı olabiliriz falan böyle bir sorular sordu. Ben hani normal konuştuk. Sonra bu adamın gelmesiyle beraber yani ben orada oturuyorum. Böyle yani hanımcık oturuyorum ve adamla hani ne yapabiliriz ya da ben hani bir reklam ajansında çalışırsam komisyonlu olduğunu biliyorum ama nasıl oluyor falan bunları öğrenmek istiyorum. Yani
Çünkü bir fikrim yok. Hani nasıl ilerleyeceğime dair ve bunu hani iş olarak yapmak istiyorum ileriye yönelik de. Yani ben şöyle oturuyorum, böyle koltuk düşünün, tamam mı, şurada. Burada bir tekli koltuk var, bir de karşıda bir tekli koltuk var. Böyle oturdu böyle tekli koltuğa ve pro mu içiyordu? Promsu böyle de bir şey içiyor. Elinde öyle proydu galiba, yani prosu var. Ayaklarını da masanın üzerine böyle koydu. Ama yani böyle göbeği falan da çıkıyor. Yani kötü hissettim kendimi ilk başta. Böyle bir hani saygısız geldi bana. Ne yapıyor bu adam diyorum ben içimden. Bu sırada hani klima falan yok ve hani bu yukarıda yelpaze deniyordu değil mi? Hani yukarıda böyle yelpaze dönen, dönen yelpazeler var ya, o açık. Bana yetmiyor. Çok sıcak. Ben de böyle hani yelliyorum kendimi. Adam herhalde ona da sinir oldu. Hani sen böyle şey yaptı. Nasıl diyeyim size? Böyle yukarıdan konuşan, hani sen kimsin falan dedi. Ya ben de hani benim arkadaşım size yönlendirdi. Hani acaba bilmiyorum sizinle çalışabilir miyiz? Nasıl olur falan. Bilgi almak istiyorum dedim. Ama adamdaki konuşma şöyle. Kaç abonem var senin? Böyle konuşuyor. Böyle soruyor. Ben de yani böyle tamam falan diyorum içimden, hani Kardelen sakin ol. O zamanlar yoga ve meditasyon da bu kadar yapmıyorum zaten. Başlamamışım, hani Temmuz diyorum. Biliyorsunuz karantinada Mart ayında başladım. Derken ben tamam diyorum, sakin ol diyorum. Sorularına cevap ver falan diyorum. Adam gittikçe dozunu arttırdı arkadaşlar. Ben 283 abone deyince öyle bir güldü ki böyle, öyle hani çok aşağılanmış hissedersiniz ya kendinizi. Hani böyle sanki yüzüme tükürse daha iyiydi. Öyle bir gülme hani böyle. Şu, bir dakika olayın özüne. Hani adam orada oturuyor. Karşısında da bu çocuk duruyordu. Bu çocuğa da şey diyor. Ay sen şuna bak diyor. Hani benden de üçüncü şahıs gibi konuşuyor. Ben oradayım halbuki. Ama çocuk da yani ondan 20-25 yaş küçük, ortaklar mı? Onun ikinci kolu mu falan, böyle bir şey. O da hani hak vermek durumunda hissediyor diye düşündüm ben. Çünkü çocuk bana böyle... Hani gözleriyle affedersin diye bakıyor. Hani gözlerinden o affedersini hissettim. Bir şey de demiyor ama adama hak veriyor. Neyse, bir de ben oradayım bu arada. Adam bana sormuyor. Çocuğa şey diyor. Oynat bakalım sen şunun videosunu bir falan böyle hani. Ben gittikçe sinirlenmeye başladım. Bir de ben sinirlenince ya donarım. Yani birçoğumuz gibi herhalde. Hani kaç savaş ve don vardır ya. Ya da patlamam yani. Ya donarım ya da kaçarım. Yani bende öyle öfke patlamaları olmaz. Ya olmadı yani. Ergenliğimden beri hiç yaşamadım. Neyse, ben o anda böyle kıpkırmızı olduğumu hissettim. Yani çok sinirlendim. Sinirden titrediğimi hatırlıyorum. Daha şimdi en aşağılayıcı kısmı da anlatıyorum size. Neyse, böyle çok da detaylandırmayayım ama çok kötü bir andı. Yani çok çok aşağılanmış hissettim. Bakışı, gülüşü, böyle beni bir hani yukarıdan şey yapışı. En kötüsü de orada bir, benden 10 yaş küçüktü o çocuk, işte bir çocuğu çağırdı. Bak bakalım sen şuna, işte videomu oynattılar biraz, işte aslında tatlı kızsın, çok sempatiksin, güzelsin ama işte biraz böyle ne dedi hatırlamıyorum, böyle sert mi konuşuyorsun dedi ya da daha mı yavaş konuşsan dedi, o tarz bir şey hatırlamıyorum yani. Benim zaten böyle aklım gitti o anda, size öyle söyleyeyim. O çocuğu çağırdı ve dedi ki, sen şu kıza baksana, sence nasıl, güzel değil mi falan dedi. O çocuk da evet tabii ki de güzel abi, bence çok güzel falan, hani sağ olsun güzel şeyler söyledi. Ha, sen bununla çıkardın yani falan, böyle konuşmaları arkadaşlar. Daha da artık hani detaylandırmayayım. Kendimi çok kötü hissettim. Ya böyle bir anı boş verin, daha da işte böyle bana sorduğu sorular, saçma sapan o sorulardan çıkardığı cevaplar. Sonra benim arkadaşıma bambaşka şeyler söylemesi, yani... Saçma sapan bir durumdu ve ben oradan çıktığımda titriyordum ve hüngür hüngür ağlamıştım. Yani annemi aradığımı hatırlıyorum ve yani ben ne yapacağım dedim. Hani böyle anlamadım yani, neye uğradığımı şaşırmıştım. Yani o kadar kötü hissettim ki kendimi. Ben sadece bir fikir almak, hani bir şey yapabilir miyiz, onun için gitmiştim. Neyse, bunu böyle sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bugün yani en son baktığımda 10.400 küsür... aboneye ulaştık. Yani ulaştım demiyorum çünkü sizlerle böyle artık bilmiyorum, çok iyi hissediyorum. Kocaman bir aile gibi hissediyorum. Böyle klişe bir deyim bu, kocaman bir aile, ama sizleri arkadaşım olarak görüyorum. Yani görmesem de böyle yüz yüze, hani birebir oturmasak da, ne bileyim bir kahve içmiyor olsak da, bu videoyu izliyorsanız ve gerçekten hani biraz olsun benim duygularımı paylaşıyorsanız size minnettarım. Yani aradan işte bir yıl, bir buçuk yıla yakın zaman geçti şimdi. Ve
Yani çok memnunum ki bu kanalı açtım. Oradan o evreden geçmiş olmama da çok mutluyum. Size şunu söylemek istiyorum. Artık son kapatmadan önce, çünkü bu video kısa bir video olacak. Sizin başarınızı görmeyebilirler ya da sizin yolunuzu anlamayabilirler ya da sizi anlamayabilirler, küçümseyebilirler, hor görebilirler. Size gerçekten böyle bir yerleriyle diyeyim, siz anlayın, gülebilirler. Boş verin. Gerçekten boş verin. Yani bazen bazı insanların şöyle suratına, yani benim o insanın gelmişti, şöyle bir yapıştırasım gelmişti. Bir de ben o zaman şunu da hissetmiştim. Hani kadın olduğum için de böyle sanki bir, bilmiyorum, hani o aşağılama duygusu vardır ya bazı adamlarda diyeyim. Hani onu hissetmiştim, yani ne bileyim, böyle değişikti. Siz de eğer ki bunu hissediyorsanız, tabii ki de bunun kadını erkeği yok, yani bu herkes için aynı. Ama ben öyle hissetmiştim biraz da. Sizi yolunuzdan döndürmeye çalışanlar olursa asla ama asla pes etmeyin. Bildiğiniz yoldan gidin. Bildiğiniz yoldan şaşmayın. Size ne doğru geliyorsa ve nasıl doğru geliyorsa onu yapın. Bunu size gerçekten böyle canı gönülden söylemek istiyorum. Bir de bir şeylerin, birilerinin kopyası mı olmak istiyorsunuz, yoksa özgün mü olmak istiyorsunuz? Çünkü bazen özgün olmak demek daha sabır gerektiren bir yola çıkmak demek olabilir. Ya da sizin gerçekten en büyük destekçinizin kendiniz olması gereken zamanların çok olması gerektiği anlamına gelebilir. Sadece ve sadece pes etmeyin. Bu arada Tarçın havlıyor. Sesini de duyuyorsanız yapacak bir şey yok. O da bana destek oluyor diye düşünüyorum şu anda. Bir de size şunu da söylemek istiyorum. Yani gerçekten bence en önemli noktası, hani o kişi için mesela 283, hani böyle, yani ben ne diye geldim ki zaten oraya? Hani ben kimim? Hani o işte böyle milyonluk hani takipçisi olan hesaplarla ilgileniyor falan herhalde, bilmiyorum. Ama şunu diyeceğim, ben tabii ki de sadece fikir almak için ve ne yapabilirim demek için gittim. Yani isterseniz hani bu örnek nezdinde olduğu için ben şunu söyleyeceğim. 10 bin olsun, 100 bin kişi olsun, 1 milyon olsun, ne bileyim, yani önemli değil, 10 milyon olsun. Önemli olan zaten kaç kişiye sahip olduğunuz değil, o adamın da en çok atladığı nokta. İşinizi ne kadar tutkuyla yaptığınız, ne kadar coşku dolu hissettiğiniz, ne kadar gerçekten sevdiğiniz, yani sabah kalktığınızda ben bu insanlarla bunu paylaşmak istiyorum diye kalkıyorsanız ve o gerçekten bir yarar sağlıyorsa, bence bunun doyumu inanılmaz. O yüzden de hani rakamlara, biliyorum bugünlerde, yani bu zamanlarda çok zor. Instagram, o bu, hep böyle bir kıyas içindeyiz. İstesek de istemesek de, yani sosyal medya hesaplarımız olduğu sürece. Ama olabildiğince rakamlara da çok takılmayalım. Kendime de söylüyorum, size de söylüyorum. Çünkü ben günün sonunda şuna inanıyorum. Su akar yolunu bulur. En önemlisi gerçekten sevdiğiniz şeyi yapmak ve ondan hiçbir şekilde vazgeçmemek. Böyle arkadaşlar, yani tabii ki hayatta çok güzel şeyler oluyor. Ama ben o gün bu olayı yaşadığım zaman demiştim ki, ben YouTube'da bir gün 10.283 rakamını görünce bu anımı sizlerle paylaşacağım. Çünkü yani sizler benim böyle yoldaşım oldunuz. Bu yolda elimi tutan insanlar oldunuz. Sizden geri bildirim almanın benim için gerçekten değerini tahmin bile edemezsiniz. Beni çok besliyorsunuz. Hani ben de çok şey öğreniyorum. O yüzden de çok müteşekkirim. Bunu söylemek istiyorum. Umarım haddinden fazla uzatmamışımdır konuyu. Ve videolar kısa olsun diyenlere de olabildiğince, elimden geldiğince, konular da el verdiğince daha net, daha kısa bir şekilde anlatmaya özen göstereceğim diyeyim. Çünkü sizi dinliyorum. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu arada tabii ki de şunu da söylemem gerekiyor. Yani ben bu anıyı böyle aslında hani 15-20 dakikada falan değil de böyle yarım saat 45 dakikada bile anlatabilirim. Birçok detayı var. Ama boş verin. Yani önemli olan en can alıcı nokta aldırmamak. Bunu size söylemek istiyorum. Bir de Cuma günleri 6'da video geliyor ve podcast'imi hala dinlemeyenleriniz varsa ne olmuş yani, şöyle koyuyoruz. Ve Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim, ne olmuş yani podcast hesabını. Dinleyin derim. Yani güzel bence. Ben çok keyif alıyorum. Belki siz de dinlemekten çok keyif alırsınız. Onunla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın.
Bazen de böyle loop'a giriyorum. Oldu bu bana birkaç kere. Arkadaşımla geçen gün gidiyorum dedim ya. Ben demem yani, ben gidiyorum falan derim. Yakında ne yapıyorsun kız falan diyormuş. Yapacaksın kardelen.